재현 과정에서는 그 모든 공정이 다 정성과 자기의 그 의지를 다 표현해 내야 하기 때문에 어려운 것은 뭐 다 한두 가지가 아니죠. 어떤 분들은 고려청자는 나의 신이고 종교다 그런 표현을 한 사람들도 있습니다. 처음에는 우리가 중국의 기술을 유입했던 것은 사실인 것 같습니다. 점차적으로 고려적인 것으로 변모를 하고 또 새로운 기술을 도입을 하면서 중국보다도 더 좋은 도자기를 만들어냈는데 그러한 것은 실증적으로 12세기경에 우리나라에서 사신으로 왔던 서경의 고려도의 기록으로 보더라도 충분히 이해할 수가 있습니다. Yeni müze bir açık hava seramik festivaline de ev sahipliği yapıyor. Cheongje yapımında kullanılan teknikler hakkında tanıtımlar yapılıyor. Li, Cheongje yapımında 24 ayrı aşama olduğuna inanıyor. Önce kil toplanıyor, eleniyor ve karıştırılıyor. 20 gün boyunca kurumaya bırakılan kil, tekerlek üzerinde form verilmeden önce nemlendiriliyor. Dövülüyor ve hava kabarcıklarını yok etmek için yoğruluyor. Seladonları dekore etmek için birçok değişik teknik kullanılır. Bunlardan en ünlüsü Kore'ye özgü bir kalkma tekniği olan Sangam'dır. Bu teknikte deri kadar sert olan kilin yüzeyindeki oyuklara kırmızı ya da beyaz renkteki kil sürülür. Fazlası da kazıyarak çıkarılır. Seladonlar iki kere fırınlanır. Birinci fırınlama 800 santigrat derecelik fırınlarda yapılır. Soğuduktan sonra sırlanan seladonların eşsiz rengi, sırın içinde bulunan küçük miktardaki demirden kaynaklanır. Sırlanan seladon yeniden kireç fırınına, onları uçuşan kül ve diğer küçük parçalardan koruyacak kaplar içinde konur. 2003 Seladon Festivali'nin açılışı için politikacı ve yüksek rütbeli asker gibi önemli kişiler kireç fırınını yakmak için davet edilmişlerdi. İkinci fırınlamada sıcaklık 1300 derecedir ve fırın oksijenden tamamen arındırılmıştır. Bu aşamalar sonunda seladon o eşsiz rengine sahip olur. Zhu Jing, seladonların renginin yeşim taşının ışıltısına ve suyun berraklığına sahip olduğunu söylemiştir. Maviye çalan gri yeşil renk birçok farklı tonu ve geçişleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Bakır oksit ve kakma süslemeleri Koryo çömlekçilerinin en önemli buluşları olarak kabul edilir. Li, seladon yapımında kullanılan bu aşamaları tekrar yaratmak için yıllar boyu çalıştı. Koryo çömlekçilerinin seladon yapmak için kullandıkları teknikte kireç fırınının derecesini sadece ateşin ve dumanın rengine ve fırından çıkan sese bakarak söyleyebilecek kadar ustalaştıklarına inanıyor. Fırından çıkan her parça özenle incelenir. Yüksek üretim standartlarına ulaşamayanlar ise yok edilir. Bu durum eski kireç fırınlarının yakınında bulunan çömlek kırığı parçalarını açıklıyor. Gangjin Müzesi bugün galeri ve atölyeler yanında Koryo dönemine ait iki kireç fırını kazı alanına ev sahipliği yapıyor. Baş küratör Che Son Yu müzenin misyonunu anlatıyor. 앞으로 청자박물관의 사업 부분에 대해서는 지금 고려청자의
수집이나 아니면 조사 그리고 연구 그리고 이제 뭐 다양한 많은 사람들한테 고려 청자를 체계적으로 알려줄 수 있는 전시 부분에 많은 방점을 두고 있습니다. 고려 시대 청자와 현재 청자의 어떠한 그 동질성, 뭐 유색이나 기형이나 문양 기법들에 대해서 얼마만큼 똑같느냐에 많은 질문을 받고 있지만 지금 그 도예가들 같은 경우는 90% 이상의 청자 재현을 했다고 이야기합니다. 고려 청자는 고려 시대 내에서 황실이라든지 귀족 집단 그리고 승려만이 향유하던 것들입니다. 그래서 고려시대에 가장 귀족적인 그 미적인 취향을 갖고 있는 게 고려청자라고 이야기할 수 있습니다. Bugün 1000 yaşında olan Koryo Seladon'u geleneği tekrar hayat buluyor. Kore'yi ziyaret edenler geleneksel ve modern formlarda sergilenen bu seramikleri görebilirler. Kore'de bu 생활 용기로 사용했듯이 우리 시대에서도 우리 생활에 알맞는 용기를 개발해서 널리 보급하고자 하는데 종합적으로도 계속 노력을 해나가겠습니다.